Richard Reti okuduğum ilk satranç kitabının yazarı olması sebebiyle yeri bende çok ayrı olan bir isim. Bu videomuzda sizlerle kendisinin çok beğendiğim bir oyununu paylaşmak istiyorum. 1920 yılına Amsterdam'a gidiyoruz. Max Ö ve Richard Reti partisindeyiz. E4 E5 ATF3 AT C6 Fil C4 İtalyan açılışı. Reti oyuna at f6 hamlesiyle devam etmiş. Bu devam yolu oldukça karmaşıklıklara yol açabilir. Burada beyazların farklı tercihleri var. Örneğin at g5 oynayarak f7 piyonuna saldırabilir ya da daha sakin sularda yüzmek istiyorsa d3 hamlesini tercih edebilir. Partide Öven'in tercihi yine Oldukça agresif bir hamle olan d4 hamlesi olmuş. Şimdi Richard Reti e alır d4 alışını gerçekleştirirken Max Öveden kısa rok hamlesini görüyoruz. Burada teori bizlere kısa rok yerine e5 hamlesinin daha iyi olduğunu söylüyor. Rakip atı rahatsız ederek. Bunun neden daha iyi olduğunu, önerilen hamle olduğunu biraz sonra Üstadımız Richard Reti bizlere gösterecek. Şimdi e alır d4'e kısa rok hamlesine karşı çok tehlikeli gözükse de Richard Reti e4 piyonunun alınabileceğini bizlere göstermiş oldu. Şimdi kale e1. Max Öve de açmazdaki atı almak istiyor, haklı bir şekilde. Burada Reti d5 hamlesiyle bir yandan açmazdaki atını desteklerken bir yandan da rakibinin çok güçlü filine saldırmış oldu. E tabii ki burada Max Öve de vakit kaybetmek istemiyor ve oyuna fil alır d5 geçici materyal fedasıyla devam etmiş. Şimdi vezir alır d5'e karşı işte beyazın ana fikrini görüyoruz. At c3. Şimdi bu hamle veziri isteyerek geldi. Tabii ki vezirin boşta kalması sebebiyle piyonla atı alamıyoruz. Ve aynı zamanda beyazların açmazdaki atı da istediğini görmekteyiz. Ama tabii ki vezir çok değerli. Bu sebeple öncelikle vezir a5 hamlesiyle oyuna devam etmiş Richard Reti. Ve burası yine oyunun en önemli anlarından bir tanesi. Aslında bu devam yolu çok iyi bilinen bir teoriye dayanıyor. Burada beyazların en fazla oynadığı hamle atılır E4 hamlesidir. Hem atını tehditten çıkardı hem de açarak şah tehditlerini ortaya koymuş oldu. Ancak partide Max Öve öyle gözüküyor ki galiba kendisi feda yapmak istediği bir gününde ve ısrarla feda yapmaya çalışıyor. Verdiği taşı geri almıyor. Burada at alır D4 hamlesiyle oyuna devam etmiş. Ve şimdi at alır D4 vezir alır d 4ten sonra arkadaşlar beyazın 3 taşı açmazdaki atı istemiş durumda. Ama burada Richard soğuk soğukkanlılığını istifini bozmayarak F5 hamlesiyle atını desteklemiş oldu. Ve burada henüz F3 gibi bir hamleyle açmazdaki atı düşürmenin imkanı yok. Çünkü buna karşı fil C5 hamlesi siyahlara vezir kazandırırdı. Bu sebeple F5'e karşı burada Max ve oyuna fil G5 hamlesiyle devam etmiş. Burada arkadaşlar kısaca bir konum değerlendirmesi yapacak olursak beyazlar bir taşını feda etti ama bunun karşılığında elde ettiği çok önemli kazanımlar var. Öncelikle rakip şah merkezde rok atmamış bir durumda ve saldırılara açık bir pozisyonda. Aynı zamanda beyazın taşları çok daha aktif ve daha şimdiden yapmış olduğu fil g5 hamlesiyle max ö ve kaleler arasındaki bağlantıyı sağlayarak gelişimini çoktan tamamladı bile. Ve fil g5 hamlesi çok ciddi bir tehditle geliyor. O tehditte vezir d8. Burada normal şartlar altında ne diyebiliriz? Kesinlikle Richard Reti'nin vezir d8'e izin vermemesi gerekiyor diye bir yorum yapabilirdik. Ancak Richard Reti doğru bir hesaplamayla bu vezir d8 hamlesinin o kadar da tehlikeli olmadığını bizlere göstermiş ve vezir c5 ile oyuna devam etmiş. Tabii ki kendisi vezirler değişilirse çok mutlu olacak. Ama Max Ö ve buna yanaşmayacak tabii ki. Vezir d8 ve şah f7. Evet, Max Ö ve kazanımına bir yenisini daha ekledi. O da rakip şahın elinden sonsuza kadar rok hakkını almış oldu. Ama burada şunu görüyoruz ki her ne kadar vezir ve filin işbirliği çok tehlikeli gözükse de henüz şah çekebilecek karelerin siyahın kontrolü altında olduğunu görmekteyiz. Pekala. En son yapılan şah F7 hamlesinden sonra siyahlar içinde bardağın dolu tarafından bakacak olursak retinin şimdiki tehdidi vezir alır F2. Bu sebeple Max Öve bunu engellemek amacıyla At alır e4 ile oyuna devam ediyor. Ve f alır e4 yanıtına karşı oyunda olmayan, saldırıda olmayan son taşını da oyuna katmış. Kale a d1. Gerçekten baskı hat safhada. İşin bir yandan hesaplama tarafını göz önüne alabiliriz ama öncesinde bir de psikolojik tarafı var. Çok önemli bir dünya şampiyonu olan Max Öve karşı Böyle bir pozisyonu gerçekten savunabilmek çok zor. Bunu yapabilecek çok az kişi var. Onlardan biri de Richard Reti. Şimdi bakın. Max Öve gelişimini çoktan tamamladığı gibi kalelerde saldırıya hazır bir şekilde en uygun açık dikeylerde konumlanmış oldu. Ve halen siyahın çok önemli problemleri var. Yani ilk bakışta sanki siyahın taşları oynamıyor kramp vaziyetteymiş gibi gözüküyor. Çünkü kalelerin boşta kalması sebebiyle iki filin de sanki açmazda olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar yaklaşın yavaş yavaş yaklaşın sizlere ufak bir sır vermek istiyorum. Eğer bu şekilde rakibiniz bir feda yaptıysa sizi baskı altına aldıysa savunmacı prensipleri gereği Aklınızdan çıkarmamanız gereken çok önemli bir kural vardır. Tabii ki bunu yapabiliyorsanız geçerlidir. O kuralda almış olduğunuz fazladan materyali eşit bir şekilde ya da daha fazlasını vererek pozisyonunuzu rahatlatmak ve mümkünse inisiyatifi ele geçirmektir. Burada Richard bunu yapıyor ve oyuna fil d6 hamlesiyle devam ediyor. Şimdi açarak vezire saldırdı saldırmasına ama kale boşta. Peki vezir alır h8. Peki burada Richard Reti vezirin saptırılmasıyla boşta kalan fili almayı tercih etmiş. Çok güzel. Vezir alır g5. Şu noktada baktığımızda rakibin kalesine karşı Richard Reti'nin fil çifti olduğunu görüyoruz. Bu iyiye işaret. Ama şöyle bir problem var ki halen C8'deki fil açmaz Sürekli 8. yatayda bir problem var. Ve burada şu an siyahların çok önemli bir tehdidinin olduğunu görüyoruz. O tehditte fil H3 hamlesi. Bu hem vermatı derdi hem de veziri isteyerek gelirdi. Bunu gören ve bu tehdidi engellemek için F4 hamlesine başvurmuş. Şimdi F4 piyonu birçok şekilde alınabilir ama Richard haklı bir şekilde bunlara yanaşmamış. Öncelikle bakalım. Vezir alır F4 yapılsaydı Max ÖV kale F1 ile rakip veziri düşürme imkanı bulabilirdi. Peki F4'e karşı eğer fil alır F4 yapılırsa bu kez D1'deki kale 8. yataya iner ve vezir e8, vezir f8 gibi çok ciddi tehditler baş gösterirdi. Bu sebeple f4'e Richard Reti vezir h4 oynuyor. Peki Max Öve neden f4 hamlesini yapmıştı? Çünkü az önce de gösterdiğimiz fil h3 temasını engellemek, veziri g2 rotasından saptırmak için. Peki bunu başardı, rakibine vezir h4 yaptırarak. Ve şimdi oyuna Kale alır E4'le devam etmiş. Çok ciddi bir tehdit. Vezir E8. Ve burada Richard Rett'i ne oynamış olabilir? Videolarınızı durdurup düşünebilirsiniz. Evet. Hiçbir hamle yapmadı. H8'deki kalesini bıraktıktan sonra şimdi de fil H3'le diğer kalesini boşta bırakıyor ve Öven'in yapabileceği çok fazla bir şey yok. Vezir istek altında. Vezir alır A8. Ve burada şimdi Richard Reti oyunu çok güzel bir kombinezonla sonlandırıyor. Fil C5, şah H1, fil alır G2, şah alır G2 ve vezir G4 hamlesine Ö ve oyunu terk etmiş. Çünkü beyazın iki seçeneği var şah h1 kaçarsa vezir f3 bir hamlede mat olurdu. Pekala eğer vezir g4'e şah f1 kaçılırsa senaryo çok farklı olmayacaktı. Vezir f3, şah e1 ve vezir f2 oyunu mat ile sonuçlandırırdı. Bu sebeple vezir g4'e ö ve oyunu terk etmiş. Gerçekten videonun başında da söylediğim gibi Richard Retty benim için yeri çok ayrı olan bir büyük ustadır ve bu güzel oyununu sizlerle paylaşmak istedim. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kanalımızı katıl butonuyla, bağışlarınızla destekleyebilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenir, kanalıma abone olur ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.